Merhaba arkadaşlar, duyu organları soru çözümüyle birlikteyiz. Şimdi ben birkaç tane soru hazırladım. Her duyu organından, özellikle önemli olanlardan biraz daha fazla hazırladım. Örneğin gözle ilgili biraz daha fazla sorumuz var. Şimdi başlayalım sorularımıza. Duyu organları ile ilgili hangileri ortaktır demiş. Uyarılma eşikleri. Arkadaşlar, hiçbir duyu organının uyarılma eşiği birbiriyle eşit değildir. Yani ortak değildir. Nasıl söyleyeyim size? Burun belirli bir değerdeki kokuyu algılarken, dil belirli bir değerdeki tadı algılar. Bunların birbirlerine eşit olması imkansızdır. O yüzden bu eşit değil. Bulundurdukları reseptörün doku çeşidi. Şimdi şöyle düşünün. İşte derideki reseptörler epitel dokuda bulunurken, dildeki reseptörler bağ dokuda bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla doku çeşidi de birbirinden farklıdır. Uç beyne giderken talamusa uğramaları. Şimdi tamam, 4 tane duyu organında talamusa uğruyor ama burunda, yani koku algılamada talamusa uğramadan direkt olarak neye gidiyor? Beyindeki koku soğancığına gidiyor. O yüzden bu da ortak değildir. Sahip oldukları sinirlerdeki iletim şekilleri. Sinir sistemini hatırlayın. Sinirsel iletimi anlatmıştık. Polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon. Sinirlerdeki bu iletim şekli kesinlikle değişmez. Bütün sinirlerde ortaktır. Dolayısıyla bu da ne olacak? Ortak olacak. Cevabımız yalnız 4 olur arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. Dil ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Düz kaslı bir yapıdadır. Arkadaşlar, dil düz kaslı değil, çizgili kaslı yapıdadır. Dolayısıyla bilinçli olarak hareket ettirdiğimiz için dilimizi anlamamız gerekiyor. Çizgili kasa sahiptir. Tat tomurcukların uçlarında kemoreseptörler bulunur demiş. Kemoreseptör neydi? Tat ve kokunun algılanması, yani kimyasal maddenin algılanmasını sağlıyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız bu olacak. Ama diğerlerini de okuyalım. Tat tomurcukları yaş ilerledikçe artar. Yanlış arkadaşlar. Yaş ilerledikçe azalır. Hatta yaşlı insanlar işte tat algılamada sıkıntı yaşayabilirler. O yüzden bu yanlıştır. Tat tomurcukları retinada bulunur demiş. Retina gözle ilgili bir yapıdır. Dolayısıyla dille alakası yoktur. Yanlıştır bu da. Rejenerasyon yeteneği düşüktür demiş. Rejenerasyon yenilenme demektir. Rejenerasyon yeteneği dilde yüksektir arkadaşlar. Dolayısıyla dil, işte diyelim ki yani dilinizi yaktığınız zaman, kahve içerken, çay içerken yaktığınızda orada bir sızı hissedersiniz ama akşama hiçbir şey kalmaz. O sızı artık gider veya ertesi gün hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla rejenerasyon yeteneği yüksektir. Bu da yanlış olacak. Cevabımız ne olur? B şıkkı olur. Gelelim 3. sorumuza. 3. soruda diyor ki, uzaktaki bir cisme bakmakta olan bir insan yakındaki bir cisme bakmaya başlarsa aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Arkadaşlar, uzaktaki cisme bakarken bir anda yakına bakmaya başlıyoruz. Ne olacak? Göz bebeklerimiz küçülecek. Göz merceğimiz kalınlaşacak. Kirpiksi kaslar kasılacak. Merceği tutan bağlar gevşeyecek ve merceğin kırıcılığı artacak. Çünkü yakındaki cisme bakmak biraz daha kırıcılık ister. O yüzden de artacak. Dolayısıyla bizim söylediklerimizden hangisi burada var? Bakın, göz bebeğinin küçülmesi var. Yani değişen bu olacak. Ama diğerlerin ne olur? Tam tersi olaylar gerçekleşir yakındaki cisme bakarken. Geçelim 4. sorumuza. 4. soruda diyor ki, şöyle göstereyim. Aşağıdaki göz kusurlarından hangisinde mercek ile net görüntü sağlanamaz? Yani hangisinde gözlük kullanılamaz demek istiyor bize. Hipermetropluk, yakını görememe. Bunda gözlük kullanabiliyoruz. Renk körlüğü demiş. Renk körlüğü neydi? Gözdeki rengi algılayan pigmentlerin herhangi birinin olmamasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla burada tabii ki mercek kullanamıyoruz. O yüzden bu yanlış, bu olmaz. Astigmatlık yine yakını görememe durumudur. Gözlük kullanabiliriz. Plastiklik de aynı şekilde. Miyopluk da yine arkadaşlar aynı şekilde uzağı görememe şeklidir. Bunda da gözlük kullanabiliyoruz. Astigmatlık bu arada hem yakını hem uzağı görememe durumuydu. Bunda silindirik mercekli gözlük kullanıyorduk. Dolayısıyla şu dördünde gözlük kullanırken renk körlüğünde gözlük, yani mercek kullanamıyoruz. Cevabımız B şıkkı olur. Gelelim 5'e. Gözdeki sert tabaka ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Sert tabaka neydi? Gözün en dış kısmında bulunuyordu. Öne doğru farklılaşarak korneayı oluşturuyordu arkadaşlar. Diyor ki gözün en iç tabakasıdır. Yanlış. Neydi? En dış tabakası. Bu yanlıştır. Gözün ön tarafa doğru farklılaşarak korneayı oluşturur. Bu da doğru. Bu doğrudur arkadaşlar. Korneayı oluşturuyor.
Kornea göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir ve kan damarı bulunmaz. Evet, doğrudur. Hatta gözün beyaz kısmıdır, saydam kısmıdır diyoruz. Doğrudur. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Gelelim 6. soruya. 6. soruda diyor ki göz merceği ile ilgili hangisi yanlıştır? Hatırlayın, ince kenarlı bir mercek vardı gözümüzde. Gözümüzün damar tabakasında bulunuyordu. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Diyor ki göze gelen ışınları kırarak retinaya düşmesini sağlar. Doğru arkadaşlar. Göze gelen ışık iki yerde kırılır. Biri kornea, ikincisi de göz merceği. Dolayısıyla bu doğru. Düz kaslı yapıda bulunan kepiksi cisim kalınlığını ayarlar. Evet, yakına bakarken kalınlaşıyor, uzağa bakarken inceliyor düz kaslar sayesinde. Doğrudur. Uzak yakın ayarlanmasını incelip kalınlaşarak yapar. Buna göz uyumu denir. Doğrudur arkadaşlar. İncelip kalınlaşarak uzak yakın ayarlaması yapar. A tabakada bulunur demiş. Biz ne dedik? Damar tabakada bulunur dedik. Göz merceği için. Dolayısıyla yanlış olan bu olacak. Çünkü nerede bulunuyor? Damar tabakada bulunuyor. Uzağa bakarken incelir, yakına bakarken kalınlaşır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şöyle sayfayı ayarlayalım. Evet, soruda bu sefer kulakla ilgili bir soru geldi. Kulakla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Kulağı hatırlayalım. 3 kısmı vardı. Dış kulak, orta kulak, iç kulak vardı. Bakalım hangisi yanlıştır? Dış kulak temizlikte etkili salgı üretir. Hani kulak kiri vardı ya, hatırlayın, kulak yorunda ne yapıyordu? Bu mikropların temizlenmesini sağlıyordu. Dolayısıyla bu doğru. Orta kulak sesin titreşimini artırır. Orta kulakta çekiç, örs ve üzengi kemikleri vardı. Sesin titreşimini artırıyorlardı. Doğrudur bu da. İç kulakta perilenf ve endolenf sıvıları bulunur. Evet, hatırlayın, iç kulakta salyangoz vardı. Salyangozda vestibular, timpanik ve kohlear kanal vardı. Bunların içerisinde perilenf ve endolenf sıvıları bulunuyordu. Doğrudur arkadaşlar. Orta kulak işitme sinirlerini östaki borusunda bulundurur. Şimdi östaki borusunu hatırlayalım. Östaki borusu işitme ile ilgili değildi. Ne ile ilgiliydi? Basınçla ilgiliydi. Vücudumuzun basıncıyla dış ortamdaki atmosfer basıncını dengelemede görevliydi. Dolayısıyla bu yanlış olacak. İç kulak dengeyi sağlayan yapılara sahiptir. Doğrudur arkadaşlar. İç kulakta hem işitme hem de denge organları bulunur. Cevabımız D şıkkı olur. Gelelim 8. soruya. Diyor ki hangileri doğrudur? Kulakla ilgili bize bilgiler vermiş. Hangileri doğrudur? Salyangoz işitmeden sorumludur. Doğru arkadaşlar. Salyangoz yapısı işitmeden sorumludur. Hani bizim iç kulağımızda salyangoz, yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesecik vardı. Salyangoz işitmeden sorumluyken yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesecik, bu üçü de dengeden sorumluydu. Bu doğru. Kesecik, tulumcuk ve otolit taşları vücudun konum değişikliğini algılamada etkilidir. Doğrudur arkadaşlar. İleri geri gitme gibi konum değişikliğini algılıyor. Doğru. Yarım daire kanalları ve tabanındaki ampula. Ampula dediği yarım daire kanallarının ucunda bulunan, en iç kısmında bulunan bir yapıdır arkadaşlar. Hareketimizin yönünü algılar ve tüylü duyu hücreleri hareket yönünü algılamada etkilidir. Bu da doğrudur. İşitme sinirleri kohlea içinde bulunan Corti organındaki reseptörlerle uyarılır. Doğrudur. Kulaktaki reseptörler nerede bulunuyordu? Kohlea'da bulunuyor. Yani Corti organında bulunuyordu. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız ne olacak? Hepsi doğru olacak arkadaşlar. Gelelim 9. sorumuza. 9. soruda diyor ki üst deri ile ilgili hangisi yanlıştır? Hatırlayın, vücudumuzda derimizde iki tabakası vardı. Üst deri ve alt deri. Üst deri de iki tabakadan oluşuyordu. Korun tabakası ve malpighi tabakası. Şimdi bakalım. Çok katlı epitelden oluşur. Evet, epitel dokudan oluşuyor. Doğrudur. Üst kısımdaki hücreler keratinleşerek korun tabakasını oluşturur. Evet, en üstte korun tabakası vardı. Hatta bu tabaka ölü tabakaydı. Doğrudur. Bol miktarda kan damarı ve sinir bulundurur. Arkadaşlar hatırlayın. Üst deriye ne dedik? Kan damarı ve sinir bulunmaz dedik. Dolayısıyla cevabımız bu olacak. Yanlıştır bu. Malpighi tabakasında deriye renk veren melanin pigmenti sentezlenir. Doğru. Parmak uçlarındaki korun tabakası kalınlaşarak keratinden yapılmış tırnaklar oluşturur. Doğrudur arkadaşlar. Korun tabakasında saç ve tırnak oluşumu gerçekleşiyordu. Cevabımız C şıkkı olur. Bir sonraki soruya geçelim. Şöyle 10. sorumuz. Diyor ki nezle grip olunduğunda yiyeceklerin tadının tam olarak algılanamamasının temel nedeni hangisidir?
Arkadaşlar, şimdi bizim tat ve koku organımız birlikte çalışır. Biz yemekleri yerken ayrıca onun kokusunu da alırız. Dolayısıyla nezle olduğumuzda, grip olduğumuzda koku alamadığımız gibi tat da alamıyoruz. Bunun sebebini soruyor bize. Hemen bakalım, okuyalım. Diyor ki, tat ve kokunun kemoreseptörlerle sinirsel iletime başlaması. Şimdi bununla bilgisi yoktur. Çünkü hani kemoreseptör tamam bulunuyor her ikisinde de ama ayrı ayrı çalışıyorlar. Birlikte çalışmıyorlar. Dolayısıyla bu gider. Tat algılamada yiyeceklerden gelen kokunun da beyne yayılarak etki yapması. Evet, kesinlikle bunun bir etkisi vardır arkadaşlar. Bu doğru, bunu alıyoruz. Tat ve kokunun uç beyinde algılanması. Ona bakarsanız bütün duyu organlarımız uç beyinde algılanıyor. Bununla da bilgisi yoktur. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. Yani sebebimiz her ikisinin birlikte algılanmasıdır. Gelelim son sorumuza. Burada aşağıdakilerden hangisinde duyu organı ve sinirsel iletimin başladığı yer? Aslında sinirsel iletimin başladığı yer dediği reseptörlerin yoğun bulunduğu yeri soruyor bize. Doğru olarak eşleştirilmiştir. Hemen hatırlayalım. Gözde neredeydi? Gözde, sarı benekte. Burunda, sarı bölgede. Dilde nerede? Papillada. Deride arkadaşlar, alt deride. Kulakta da korti organında bakıyorum. Burun sarı benek demiş. Burunda sarı benek değil, sarı bölge olacak. Bu yanlış. Deride sarı bölge demiş. Hayır, deride alt deri. İsterseniz şöyle yanlarına yazayım. Burası sarı bölge olacak. Dilde sarı benek demiş. Hayır, dil neydi? Papilla. Kulak korti demiş. Bakın, kulakta korti. Bu doğrudur. Zaten bize doğru olanı soruyor. Göze papilla demiş. Yanlış. Gözde de ne vardır? Sarı benek vardır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. Doğru olan D şıkkıdır. Evet, duyu organları ile ilgili soru çözümümüz bu kadar. Arkadaşlar, siz de elinizde bulunan tüm kitaplardan mutlaka soru çözümü yapmayı aksatmayın, unutmayın. Özellikle genel tekrar yapın. Tekrarlar sonucunda veya konu çalıştıktan sonra soru çözümü yapın. Çünkü soru çözümü bizim konuyu anlamayıp anlamadığımızı aktarır. Dolayısıyla o konuya tekrardan çalışıp çalışmadığımız veya çalışıp çalışmama konusunda karar vermemizi sağlar. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.